Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, yeni bir borsa analizinde birlikteyiz. Ve bu analizimde özellikle olarak endeksin önümüzdeki projeksiyon içerisinde, yani yıl sonuna kadar ve yeni yılın başlamasıyla birlikte yılbaşı dönemi itibariyle, bir başka ifadeyle genel anlamda önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde endeksteki performansın nasıl olabileceği hususu üzerinde durmaya çalışacağım. Arkadaşlar, yine sizlere çok farklı bakış açıları ve çok ayrıntılı detaylar üzerinde durmak suretiyle sizlerin konuya nasıl bakmanız gerektiğini, nasıl yorumlamanız gerektiği hususunda önemli ipuçları vermeye çalışacağım. Ama artık gerçekten şu hususta çok sıkıldım ki defalarca ve defalarca bu konuda uyarılarda ve izahatlarda bulunduğum üzere benim borsa analizlerime veya yapmış olduğum hangi konu olursa olsun analizlerimde uzun olduğu konusunda şikayetlerinizi dile getiriyorsunuz. Kıymetli arkadaşlar, ben analiz yapıyorum. Bir kere daha ifade etmek istiyorum ki sizleri birçok detay üzerinde bilgilendirmeye çalışıyorum. Analiz yapmak demek herhangi bir unsurun bütün ayrıntılarını olumlu veya olumsuz yönleriyle masaya koymak, o nesnenin bir şekilde otopsisini yapmak gibi kıymetli, değerli ve ayrıntılı bilgilerini ortaya çıkarmak anlamına gelmekte. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Bu kadar detayı eğer 5-10 dakika içerisinde anlatabilecek başka bir insan var ise lütfen bana bunun bir örneğini göstersin. Efendim sıkılıyoruz. Efendim uzun sürüyor. Şöyle oluyor. Arkadaşlar dinlemeyin o zaman. Yani illaki gelin bu analizleri ayrıntılı bir şekilde dinleyin veya dinlemek zorundasınız gibi bir mecburiyetiniz bulunmuyor. Sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız, yoruluyorsanız, bu ayrıntılı bilgilerin sizlerin işinize yaramayacağını düşünüyorsanız hay hay, yani benim size söyleyecek başka hiçbir sözüm ve lafım yok. Kapatın, yani kumanda sizin elinizde. Ama ben doğru bildiğim noktadan hareket etmek zorundayım ve bu bilgileri bilmeniz ve anlamanız gerektiğine inandığım için bu detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu detayları bilmezseniz siz borsada para kazanamazsınız. Bugüne kadar kazanamadıysanız eğer bu detayları bilmediğiniz için ve önemsemediğiniz içindir. Nokta. Evet arkadaşlar, zor bir dönemden geçtik. Malumunuz Barış Pınarı Harekatı'nın yaratmış olduğu sıkıntılı bir süreç vardı. Ve bu süreç paralelinde SPK'nın ve de BDDK'nın almış olduğu bir takım kararlar, depo şartı, işte efendim açığa satış yasağı gibi gibi bir takım unsurlar vardı. Ve endekste hacimsiz ama rakamsal anlamda 93 bin seviyelerine doğru yaşanmış bir geri çekilme vardı. Tabii ki yine borsa simsarlarımız, piyasa uzmanı diye kendini adlandırmış olan bir şekilde sahte uzmanlarımız endeks 50'ye 60'a gidiyor. Hatta 20'lere 30'lara yolumuz açıldı. Aman satın kaçın şeklindeki yorumların yapıldığı bir ortamda yabancının bu geri çekilmeleri bir avantaj kabul etmek suretiyle alım yapmakta olduğunu sizlere ifade etmeye çalıştım ve endeks tekrar 100 bin seviyesinin üzerini test etti. Bu hafta içerisinde 101.500 atağını yaşamış olduk. Kıymetli arkadaşlar, 93 binlere gerileyen bir endeks ve ardından 100 bin üzerini tekrar yaşanan olumlu havayla, yaşanan ve gelen olumlu bilgilerle yeniden 100 bin üzerini test etmiş olan bir görüntü. Zannediyorum ki anlıyorsunuz ki panik işlemler sonrasında oluşan satışların yine reaksiyon tarzındaki gelişmeleriyle endeksin tekrardan belli bir yörüngeye oturmak arzusunda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu ayrıntılara birazdan gireceğim üzere şurada işaretlemiş olduğum bir çerçeve içerisinde almış olduğum bir bölge bulunuyor. Hepimizin aklında, kafasında acaba endeks bundan sonra ne olur? Hele hele Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı verdiği, beklenenlerin de ötesinde bir faiz indirim kararına imza attığı bir süreç. Bir yandan dolar TL'nin işte malum sebepler nedeniyle 5.94'lere doğru yapmış olduğu bir atak sonrasında yeniden 5.73'e seviyesine doğru bir geri dönüş yaşaması, Merkez Bankası'nın faiz kararını müteakip 5.78-5.79 bölgesine doğru bir hareketlilik yaşamış olduğu ortamda ağırlıklı olarak tabii ki piyasa acaba bu faiz indirimlerinden nasıl etkilenir şeklinde veya endeks nasıl etkilenir şeklinde sorular aklımızda bulunuyor. Bir kere şunu ifade etmek lazım. Kıymetli arkadaşlar, faiz indirimleri genel manada
endeksler veya borsalar adına olumlu bir etkendir. Niçin? Faizden nemalanamayacak olan para acaba borsadan, endeksten, hisse senedi piyasasından daha iyi getiriler sağlar mıyım noktasında düşünecektir. Elbette ki herkes faizden memnuniyetsizlik duyup da borsaya yönelecektir diye bir kavram ileri sürmek mümkün değildir. Ancak biz faiz konusunu hem yerli yatırımcı, hem küçük yatırımcı, hem de yabancı yatırımcı bazında düşünmeliyiz. Yabancı yatırımcı da eğer Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor ve Türkiye faizlerinin yeterli olmadığını düşünüyorsa, Türk piyasalarını, hisse senedi piyasalarını bir şekilde bir kere daha analiz etmek durumunda kalacaktır. Çok malum ve gerçek olan bir durum var ki bizim borsamız dolar bazında. Dolardaki son dönemlerde yaşanmış olan yukarı yönlü hareketlilikler, son dönemdeki ifadem arkadaşlar, son 1-1,5 yıldan bahsediyorum, hareketlilikler sebebiyle biz dolar bazında son derece ucuz kalmış bir borsayız. 5 sentler seviyesini gördüğümüzün dikkate alacak olur isek ve an itibariyle de 1,7-1,8 sent seviyelerinde, yani zirveye oranla dolar bazında üçte bir seviyelerindeki bir değerlemenin içinde bulunduğu bir ortam söz konusu ise, işte bu durumda yabancı içinde, yerli içinde borsanın ucuz olduğunu, prim potansiyelinin mevcut olduğunu ve faiz ile borsayı bir arada değerlendirdiğimiz zaman borsanın biraz daha cazip olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bu açıklamaların ardından diyebilirsiniz ki efendim ülkenin ekonomik durumu çok kötü, şu verilerimiz böyle geldi, şöyle geldi. Arkadaşlar, her zaman aynı şeyi söylüyorum. Ekonomik durumumuzun kötü olması, sıkıntılar içerisinde olmamız, cari açığımız, işsizlik verimiz, enflasyon verimiz, o bu şu vesaire vesaire. Bunların hepsini sizinle birlikte ben de yaşıyorum, ben de kabul ediyorum. Ama piyasanın borsaya veya herhangi bir enstrümana verdiği değer esastır diyorum. Siz eğer herhangi bir nesneye talep olduğunu gördüğünüz halde, efendim ben bu talebi kabul etmiyorum, bu talep mantıksızdır, şu 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 sebepten dolayı bu talep olmaması gerekirdi, böyle bir talebin yaşanmaması gerekirdi şeklinde yorum yaparsanız, o fırsatı kaçırmış olursunuz. Sizin ölçütlerinize göre borsanın prim yapmaması gerekiyor olabilir ama yabancı konuya bu açıdan bakmıyor. Carry trade dediğimiz bir mantık var. Yabancı başka ülkelerden çok düşük faizlerle borçlanıyor. O sıcak para dediğimiz para bir şekilde bizim gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi, Rusya gibi ülkelerin endekslerinde önemli ataklar yaptırtabiliyor. Büyük para, güçlü para piyasaya bir giriyor ve girmesiyle birlikte %10, %15, %20 gibi primler yaptırdıktan sonra bir ay içerisinde belki %20'lik bir karı alıyor ve gidip başka bir ülkeye, başka bir ülkenin endeksine yöneliyor. Yani hangi ülkenin çiçeğinden daha yüksek kalitede bal alabilecekse o ülkenin florasını bir şekilde tercih ediyor. Konuya bu yönden bakmak durumundasınız. Borsa yükseliyor ama ekonomi kötü. O zaman borsadan uzak durayım. Hayır, bu mantık geçerli bir mantık değil arkadaşlar, yaşamış olduğumuz ortam gereğince. Şimdi değerli arkadaşlar, şurada işaretlemiş olduğum bölüm var ki bu bölüm 2018 yılının, yani geçtiğimiz yılın Ağustos krizini yaşamış olduğumuz, kur krizini yaşamış olduğumuz dönemin ardından Eylül ayında görmekte olduğunuz gibi yukarı yönlü bir atak olmuş. Bu bir haftalık grafiktir. Ardından bir geri çekilme olduktan sonra Eylül ayından sonra arkadaşlar, Ekim, Kasım ve Aralık döneminde bir ufak tefek dalgalanmalar yaşandıktan sonra, özellikle Aralık ayı itibariyle endekste ciddi bir yukarı atak yaşanmış ve 2019 yılının Ocak sonuna kadar 106 bin seviyesinin görüldüğü ve Şubat ayı da dahil olmak, pardon, Mart ayı da dahil olmak kaydıyla 100 bin üzerinde ve 106 bin direncine yakın bir seyrin var olduğunu görüyoruz. Ardından ise şu tarihlerde değerli dostlar, Nisan'dan itibaren endekste bir geri çekilme başlamış ve Mayıs dönemine doğru yaklaştığımız zaman ise endeks 83-84 bin seviyelerine doğru gerilemiş. Buradaki ayrıntılı sebepler üzerinde durmayacağım. Sadece genel kriterler itibariyle küresel endekslerde yıl sonuna doğru bir atak
ve yeni yılın başlamasıyla birlikte de yeni pozisyonlar almalar mantığında özellikle Mart-Nisan aylarına doğru küresel, dönemsel veya mevsimsel diyebileceğimiz bir hareketlilik yaşanır. Bunun da ana sebebi şudur. Fonlar yatırımcılarına güzel bir karne sunabilmek, ben bu sene yapmış olduğum işlemlerimde güzel karlar elde ettim diyebilmek için bir şekilde piyasaları o bu şu sebebi dikkate almaksızın hareketlendirirler. Ve iyi bir noktadan pozisyonlarını realize edebilmek için de önemli ataklar yaptırırlar. İşte arkadaşlar yıl sonlarına doğru endekslerdeki hareketlenmelerin ve yılın ilk bir iki ay içerisinde de o coşkulu sürecin devam etmesinin sebebi fonların karlı bir bilançoyu yatırımcılarına sunabilmesi ve kendilerine inanmış olan yatırımcılarının bir yıl, iki yıl daha onlarla çalışmasını sağlayabilmesi, müşterilerine şirin görünebilmesi amacını taşımaktadır. İşte bu sebeplere bağlı olarak biz geçtiğimiz yılın şu döneminde, yani Eylül ve Ekim aylarında sıkıntılı bir süreç yaşamış olabiliriz ve şu an itibariyle de 2019 yılı itibariyle de malum sebeplerle barış harekatı vesaire vesaire gibi sebeplerle de Eylül ayını zor geçirmiş olabiliriz. Ancak Ekim sonuna yaklaştığımız bu sürecin ardından Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat dönemlerinde endekse çok özel bir önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu 4 aylık sürecin endeksteki performansı küresel etkenler, dönemsel etkenler, mevsimsellik etkenleri gibi birçok faktörün de bir araya gelmesiyle belki de bazı ülkesel gerçekleri görmezden gelerek büyük fonların özellikle para kazanmaya odaklanabileceklerini bir nevi at gözlüğü takmak suretiyle sadece ve sadece iyi birer karne yazabilmek adına çaba içerisinde olabileceklerini dikkate almak durumundayız. Hemen değerli arkadaşlar, buradan ben bir dolar bazında bir grafik haline getirmek istiyorum endeks görüntümü ve şurada görmekte olduğunuz gibi biz 3,5 sentler seviyesini 2017 yılı itibariyle görmüşüz. 5 sentleri görmüştük ama 2017 yakın tarihimizdeki 3,5 sentlere baktığımız zaman burada bir zirvenin oluştuğunu görüyoruz ve dolar bazında hala bu zirvenin çok ama çok da gerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Ve yine arkadaşlar bankacılık endeksi bir borsa yatırımcısının mutlak surette takip etmesi gereken bir kriterdir. Dolar bazında yine 5,5 sentler, 5 sentler civarında bankacılık endeksinin ulaştığını görüyoruz ama son durum itibariyle bankacılık endeksi hala 2,5 sentler civarında, yani %100 civarında prim potansiyeli ihtiva etmekte. Gelelim arkadaşlar günlük bazdaki, TL bazındaki bir tabloya ve bankacılık endeksinin görüntüsünün ne olduğuna bakmaya çalışalım. Bankacılık endeksi 140 bin seviyelerinde bulunuyor. Oysaki bankacılık endeksinin TL bazında görmüş olduğu zirve, en yakın zirvesi 195 binler seviyesi. İşte arkadaşlar bu kriterleri dikkate almazsanız bankacılık endeksinin, dolar bazındaki endeksin durumunu, yabancının endekse dolar bazında bir değer biçtiği gibi gibi bir takım gerçekleri dikkate almazsanız basit bir mantık ile efendim yabancı niye Türkiye'ye gelsin, niye Türkiye'ye yatırım yapsın gibi yorumlar yaparsınız. Yabancı Türkiye'ye yatırım yapmaya geldiği zaman fabrika kurmuyor, 10-15 yıllık, 20 yıllık bir yatırım yapmıyor. Yabancı geliyor, dolarını bozuyor, hisse senedi alıyor. O hisse senedinde %15, %20 gibi prim yaptıktan sonra belki 3 günde, belki 5 günde, belki 20 gün sonra eyvallah diyor ve gidiyor. Yani sıcak para getiriyor. Yani sıcak yatırım yapıyor, soğuk yatırım yapmıyor. Yabancının yapmış olduğu yatırım belki bir aylık, belki 1,5 aylık. Bu carry trade dediğimiz hızlı hareket edebilme özelliğine ve gücüne sahip olan fonların bir buçuk ay içerisinde veya kısa bir süre içerisinde önemli kazançlar elde etme mantığına yönelik bir işlem tarzıdır. Şimdi arkadaşlar bu bilgiler sonrasında endeksin genel durumuna bir bakalım isterseniz. Endeksin genel durumuna bakmadan önce de sizleri sürekli olarak bilgilendirdiğim üzere endeks hakkında
piyasanın yönü hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız VIOP işlemlerini takip etmeniz gerekiyor. VIOP vadeli opsiyon borsasıdır. Yani piyasanın endeksin geleceğine yönelik bakış açısını yansıtır. Özetle bakış açısını yansıtır dediysek eğer, bu durumda VIOP'ta hangi kurumların hangi pozisyonda olduklarını da izlemek gerekiyor. Yani A kurumu, B kurumu, C kurumu gibi gibi önem verdiğimiz kurumlar VIOP cephesinde endeksin yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olacağını, önümüzdeki günler itibariyle yükseliş eğiliminin var olacağını düşünüyorlarsa long pozisyon almak durumundalar. Ama farklı bir görüş içerisinde bulunuyorlar ise short pozisyon. Elbette ki kimi kurum long olacaktır, kimi kurum short olacaktır. Ama piyasayı yöneten ve piyasada önemli piyasa yapıcısı gibi düşündüğümüz büyük kurumlar ve yabancı kurumlar eğer long pozisyonda bulunuyorlar ise endeks açısından da bakışımızı bunların pozisyonlarıyla paralel bir şekilde değerlendirmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz tablo içinde bulunduğumuz Ekim ayı ki birkaç gün sonra vadesi kapanacak ve Aralık vadeye geleceğiz. Bu vade itibariyle en son Cuma günü yapılan işlemleri göstermekte. Ve burada garanti yatırımın 24.816 kontrat civarında long pozisyon veya alım işlemi yaptığını görüyoruz. Merrill Lynch'in ise 27.200 kontrat civarında satış işlemi yaptığını görüyoruz. Bu tabloyu doğru yorumlayamazsanız diye dersiniz ki o Merrill Lynch yabancı bir kurum, bak gördün mü 27.000 28.000 kontrat civarında 124.000 seviyelerinden satış yapmış dersiniz. Ve bu durum sizi yanlış bir bilgiye yönlendirir. Oysa ki Merrill Lynch'in niçin satış yaptığını, garanti yatırımında neden alım yaptığını sorguladığınız zaman ortaya çok başka bir gerçek çıkıyor arkadaşlar. Çıkan gerçek şu: Ekim vadenin sonlarına gelmiş durumdayız. Aralık vade birkaç gün sonra başlayacak. Bu kurumlar ellerindeki pozisyonları kapatıyorlar ve bir sonraki vadede yeni pozisyon açıyorlar. Yani Merrill Lynch az önce satmıştı değil mi arkadaşlar? İşte gördüğünüz gibi 31.500 kontrat alım yapmış Aralık vadede. Yani şuradaki yapmış olduğu satışından bile 4.000-5.000 kontrat daha fazla pozisyon açmış. Niçin? Elindeki pozisyonlarını kapatıyor. Kapatmak için bu işlemi yaptı ve yeniden piyasanın yükseliş yönünde hareket edebileceğine kanaat getirdiği için long pozisyon açıyor, long pozisyon biriktiriyor. Yine kredide aynı şekilde. Peki genel anlamda Aralık vade itibariyle kurumların kümülatif pozisyon dediğimiz, yani aylardır bu kontrat açık, aylardır topladıkları, biriktirdikleri pozisyonlarına bir bakacak olursak, garanti yatırım short yönlü hareketler yapmakta olabilir. Ama Merrill Lynch'e bakıyoruz arkadaşlar, Merrill Lynch'in elinde 41.000 kontrat gibi önemli 126.500 seviyelerinden Aralık vade VIOP bazında konuşuyorum, pozisyonu bulunuyor. Ve yine Credit Suisse'a bakıyorum, 22.000-23.000 kontrat civarında. TEB Yatırım ki yabancılarla dirsek teması içerisinde olan bir aracı kurumdur, 15.000-16.000 kontrat. Ve HSBC 4.500 kontrat civarında long pozisyon taşımakta. Ve yine bir başka bilgiyi daha sizlere arz edeyim değerli arkadaşlar. İşte VIOP kontratları, endeks kontratları adına Aralık kontratları bazında ilk 5 kurumun alıcılarını ve satıcılarını karşılaştırdığımız zaman 4.000 kontrat civarında alıcıların daha ön planda olduğunu görmekteyiz. İşte arkadaşlar, tabii ki bu rakamlar, bunlar yaşanabilecek olan ekstra bir durum, bir olay, çok beklenmedik bir durum karşısında değişebilir. Ama sizlere sizin şahsi bakış açınızın öyle veya böyle olmasının yanı sıra büyük kurumların gelecek günlere ve aylara yönelik bakış açısını ifade edebilmek ve bunu da sizlere bir nevi ispatlayabilmek bakımından bu verileri sizlerle paylaşma ihtiyacını hissettim. Evet, yabancı takas oranına bakalım arkadaşlar. Son günlerde yabancı takas oranında %63.50'lere doğru bir geri çekilme yaşandı. Bunu en son analizimde sizlerle paylaştım. Neden bu geri çekilme oldu? 93.000'ler civarından alım yapmış olan, alım yapan 93-95.000 aralığından ciddi seviyede alım yapan yabancı, ki o günlerde yabancının yukarıdan satıp aşağıdan aldığını ve yabancı takasında önemli bir gerileme olmadığını ve bu sebepten dolayı da
panik işlem yapılmaması gerektiğini, ilk fırsatta hızlı bir tepkinin oluşacağını sizlere ifade ediyordum. Kaldı ki bu tepki de işte 100 binlere, 101 1500'lere doğru yaşandı. Şimdi yabancı ne yaptı arkadaşlar? 93, 94, 95 bin bölgesinden yaptığı alımlarını 100 bin civarına yönelik bir atak olunca realize etme niyetine gitti. Çok normaldir. O günlerde, o stresli günlerde elini taşının altına koyup da alım yapan yabancının 7-8 bin puanlık bir atak olduğu zaman satış yapması ve bir şekilde de pozisyonunu azaltması çok normaldir. Ama şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakıyoruz yabancı takasında son işlem günü itibariyle 0.27'lik bir artış olmuş ve %64 seviyesine doğru tekrardan bir atak oluşmuş. O halde biz yabancı takas oranında önümüzdeki günlerde de şu seviyelerden 63.50'lere doğru bir yaklaşım olmuştu ama bu seviyelerden itibaren bir yukarı eğilim bekleyebiliriz. En azından bu yukarı eğilim var mı yok mu diye takip etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar endeksin teknik durumuna gelecek olur isek. Cuma günü itibariyle özellikle pazartesi günü yarım gün, salı günü tam gün tatil olması ve bu süre içerisindeki takas süreci de yani ta 30-31 Ekim tarihlerine uzayacak olan 4-5 günlük takas sürecini de dikkate almak suretiyle kimi yatırımcı bu süre içerisinde parasını risk etmek istemedi. Satış yaptığı param 4 gün 5 gün düşük dahi olsa faizlerden istifade etsin dedi. Kimi yatırımcı da bu miktar bu seviyelerden alım yapayım ardından da 4 gün sonra 5 gün sonra param bir şekilde blokajdan çıkar gibi düşündü. Ama sonuç itibariyle önümüzdeki 1,5 günlük tatil süreci ve buna mukabil 2 günlük de hafta sonu tatilinin mevcudiyeti 3,5-4 günlük bir marj yarattı. Bu durumdan dolayı ve birazcık da Merkez Bankası'nın beklenen ötesinde yapmış olduğu faiz indirim kararı sonrasında bankalarla ilgili olarak bir kafa karışıklığı oluştu ama bunun pek de uzun süreli olmayacağını ifade etmiştim sizlere. Özetle bu belirtmiş olduğum sebeplerden dolayı biz Cuma gününü oldukça sığ ve sıkışık bir süre tablo içerisinde geçirdik. Yani 100 bin seviyesiyle 100 bin 700 aralığında 700 puanlık dar bir marj içerisinde günü geçirdik. Pazartesi günü yarım gün olacaktır. Yine benzer bir şekilde dar bir marj içerisinde hareket edebiliriz. 100 bin seviyesi üzerinde kalmaya gayret gösteren bir endeks tablosunun olduğunu, iki defa 100 bine çok yaklaşım gösterildiği halde 100 bin aşağısına gelinmediğine tanık olduk. Ve 101 500 seviyesi endeks için önemli bir haftalık pivot seviyesiydi. Buraya yaklaşım gösterdik ama 100 bin psikolojik desteğinin de aşağısına gelmeden bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başarabildik. Burada görmekte olduğunuz çizim değerli arkadaşlar aslında doğru bir Fibonacci çizimi değildir ama son günler itibariyle veya son haftalar itibariyle etkisinin net olarak değerler ve destek dirençler anlamında yaşamış olduğumuz bir Fibonacci özelliğidir. Bu sebepten dolayı bu grafiğimi ön plana çıkardım. Şurada görmekte olduğunuz gibi değerli dostlar %61.8 seviyesi 93.273 seviyesi idi. Biz bu seviyeye doğru yaklaştık ve 93.000'den tepki bulmak suretiyle önce 99.200 seviyesini aştık. Ardından şuradaki çok önemli bir direnç noktamız olan 100.600 üzerine çıktık ve şuradaki 101.400 seviyesine beyaz hat ile görülen 101.500 seviyesine yaklaşım gösterirken burayı aşamadık. Şimdi kıymetli dostlar 100.600 seviyesi ve 101.500 seviyesi önemli dirençlerimizdi. 100.600 aşağısında ama 100.000 üzerinde bir kapanış yaptık. Takip etmemiz gereken en önemli kritik noktamız önce 100.600'ün üzerine yerleşmek ardından da 101.400 direncini geçmek. 101.400-500 bölgesindeki direnci aşabilir isek bu durumda biz yeniden 102.500-104.000 bölgesine doğru bir hareketlenme, İvmenin hızlanmasıyla birlikte 106.000 direncimizi aşabilmek noktasında bir çaba içerisine girebiliriz. Ana kriterimiz 100.000 aşağısına ufak tefek sarkmalar olabilir. 99.200-98.700 aralığına doğru bir geri çekilme olabilir belki ama 100.000 seviyesini gözden kaçırmadığımız müddetçe endeksin yukarı yönlü potansiyeli devam edecektir. Kıymetli arkadaşlar bu hafta için endeksin kritik pivot seviyesi 99.700 seviyesidir. 99.711 seviyesinin aşağısına gelmedikçe 100.000 aşağısına yönelik ufak tefek sarkmalar olsa bile şu 99.700 seviyesinden tepki bulabiliyor isek eğer endeksin bu hafta
102.250 seviyesine doğru hareketlenme potansiyeli bulunmaktadır. 102.250 seviyesine doğru yaklaşımlar ve geçtiğimiz hafta zorlandığımız 101.500 seviyesi bizim için endeksteki dikkat etmemiz gereken önemli virajlardır. Şayet 101.400-500 bölgesini aşıp 102.250 seviyesine yaklaşımlarda Garanti Bankası gibi, TÜPRAŞ gibi, Ereğli gibi ve diğer banka hisseleri ve Türk Hava Yolları gibi büyük hisselerde önemli para girişleri ve yabancı ilgisini görüyorsak, hacimin yüksek olduğunu görüyor isek 100.250'nin aşılmasıyla 103.800 seviyesine doğru hızlı bir atak yaşayabileceğimizi ifade edebiliriz veya böyle bir teknik ihtimalin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar 103.160 seviyesi Ekim ayının pivot seviyesiydi. Biz bu seviyenin aşağısına indik ve 91.000'e doğru bir geri çekilme, ki 93.000 aşağısını görmedik ayrı bir konu, ama aylık pivotun kırılmasıyla birlikte yaşanan sert geri çekilmeye tanık olduk. O halde aylık pivot 103.160 ise bu hafta bu 103.000 seviyesine doğru bir yaklaşım olasılığı Ekim ayının son günleri itibariyle teknik olasılık olarak mevcuttur. Arkadaşlar bir kere daha ifade ediyorum. Teknik olasılık olarak 99.700 üzerinde kaldıkça 103.000'e doğru yaklaşım olasılığı endekste mümkündür, olasıdır. Böyle bir atak beklenebilir. Ancak 99.700 seviyesinin aşağısına geliyorsak, 100.000 seviyesinin aşağısında kapanışlar yapar duruma geliyor isek, artık 100.000 desteğinin kırıldığını, 100.000 üzerinde kapanışlar yapamayan endeksin bu seviyeden yeni bir geri çekilme yaşamak suretiyle 95.000 bölgesine doğru bir geri çekilme riskini yarattığını dikkate almak durumundayız. Kısa vadeli işlemler adına 99.700 seviyesini stop loss olarak kullanmak mantıklı olabilir. Peki arkadaşlar, gelelim buradan bir başka detaylı grafiğimize. Burada haftalık grafiğimiz, bu grafiğimi tanıyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli olan şurada gördüğünüz %50 seviyesi, 96.661 seviyesi endeksin önemli desteklerinden birisiydi. Şu anda biz buranın üzerinde bulunuyoruz. O halde 97.700'ler seviyesinde kısa vadeli stop loss yapmayan bir yatırımcının 96.600 seviyesini kısa orta vadeli bir bakış açısıyla önemli bir kritik bir destek ve stop loss noktası olarak takip etmesi gerekebilecektir. Bu hafta itibariyle değerli dostlar, burada da görmekte olduğunuz gibi 99.710-711 seviyesi önemli bir destek durumunda. Bu desteğin üzerinde kaldıkça 102.250, eğer 102.250'yi de aşacak kadar coşkulu bir hava olur ise 103.800 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Gelelim arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle yabancı ne almış ne satmış noktasına. Geçtiğimiz cuma ile son cuma arasında, son işlem günümüz arasındaki sürece baktığımız zaman Garanti Bankası hissesinde 57.400.000 lot alım yapmış yabancı. Yabancıların ve yapmış olduğu işlemler işte burada 18.10 tarihi ve 25.10 tarihi arasındaki gösterge. Kardemir hissesinde arkadaşlar 52.7 milyonluk bir alım gerçekleşmiş. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda 26 milyon, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türk Hava Yolları gibi hisselerde alımlar mevcut. Ekranlarınızı durdurmak kaydıyla en çok alım yapılmış olan hisse bazında, lot bazında alım yapılmış olan hisseleri görebileceksiniz. En çok satış yapılan hisselere baktığımız zaman ise Ereğli'de 27 milyon, Akbank'tan 20 milyonun üzerinde, Halk Bankası, Emlak Konu, Şişe, Koza ve Sabancı oldukça ise satışlar görülmekte lot bazında. Yine arkadaşlar bilanço sürecine girmiş bulunmaktayız. Bazı hisselerin bilançoları hususunda genel anlamda bankaların veya aracı kurumların olumlu beklentileri bulunuyor. Ben şöyle sizlere yuvarlak bir ifadeyle hangi banka, hangi aracı kurum, bu detaylara girmeksizin, belki de bu içinde sayacağım hisselerden bazılarının bilançoları açıklanmış bile olabilir. Ama Asansa'nın, Anadolu Cam'ın, BİM hissesinin, Kozal'ın, Otokar'ın, Pegasus'un, Selçuk Eczan'ın, Türksel'in, Ülker'in ve Yataş'ın bilançolarına yönelik olarak genel anlamda olumlu bir beklenti bulunuyor. İyi bir bilanço açıklayabileceklerine yönelik kanaatler ön planda. Yine kur farkı anlamında da dövizdeki hareketliliklerin de yaratabileceği etkiler bazında da Anadolu Efes'in, Coca-Cola'nın, Migros'un ve Türk Telekom'un olumlu bilanço yansımaları içerisinde bulunabilecekleri şeklinde bir değerlendirme yapılmış aracı kurumlar ve bankalar genelinde. Ancak Kardemir'in, Ereğli'nin,
Petkim'in ve Soda'nın ise özellikle dövizdeki negatif görünümün yaratmış olduğu tabloyla alakalı bir şekilde çok da mükemmel bilanço açıklamayacaklar yönünde kanaatler bulunuyor. O halde bir kere daha tekrar etmem gerekirse Aselsan, Anadolu Cam, BİM, Kozal, Otakar, Pegasus, Selçuk Eczacı, Türksel, Ülker ve Yataş için ve yine kur farkı anlamında da Anadolu Efes, Migros, Kola ve TT.com'un bilançolarının olumlu gelebileceği hususu mevcut. Tabii ki tek faktör bir hissenin hareketlenmesi ve önemli primler yapması noktasında onun açıklayacağı bilançolar değildir. Yabancının ne ölçüde ilgi duyduğu, teknik konumunun ne durumda olduğu, ne boyutta para girişinin olduğu gibi kriterlerinde dikkate alınması gerekiyor. Evet kıymetli arkadaşlar, borsa hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Benim önemsediğim, analiz yaparken, işlem yaparken kriter olarak kendime şiar edinmiş olduğum, mutlak surette incelediğim detaylar bunlardır. Doğru bildiğim şeyleri de sizlerle paylaştım. Umarım ki sizler için bir bakış açısı yaratmış olabilirim ve sizler de bu bilgilerden istifade etmek suretiyle benim özellikle hassasiyet gösterdiğim noktaları bundan sonraki süreçte sizler de bu noktalara dikkat etmek suretiyle alım satım kararlarınıza yön verebilir, portföylerinizi değerlendirebilirsiniz. Selamlar, saygılar ve iyi bir hafta sonu dileklerimle. Hoşça kalınız.